Aman canım. Bu Türk milleti paranın peşinde koşuyorlar, koşuyorlar. Tam buluyorlar. Neye harcadıklarını bilemeden ölüp gidiyorlar. Para size ne lazım? Para ehline lazım. Biz de o yüzden paralarımızı almaya gelmedik. Biz sahip çıkamayız, sen sahip çık demeye geldik. Sendeki bu kemalat, sendeki bu feraset, sendeki bu keramet bütün yağcıklarımı eritip kavuruyor. Yani emredin, bir liracığınızı 1000 lira yapsın Nedim kardeşiniz. 1 liramız mı var? Yok yani. 6-0 atılacak ya, azimi alıştırıyorum kuruşa liraya. Dur bakalım canım. Rahmetlinin Nami hesabında 6 milyon dolarcık var. Şirket hesabındaysa 3 küsur milyon dolar var. Ben talimat vereceğim. Şahsi hesaptaki paranın yarısını Nesrin istediği zaman çekebilecek. Diğer yarısı ise çocuklar 18 yaşına gelene kadar işletilip saklanacak. Oo, o zamana kadar bir dünya olur bu para. Şirket hesabındaki paranın yarısı da şahsi hesaba aktarılacak. Kalan yarısı ortak olarak benim hakkımdır. Şimdilik ihtiyacımız yok. Ancak ihtiyacımız olduğunda senden alacağız. Aman aman, Allah ihtiyaç vermesin. Yani seni nasıl takdir ediyorum? Nasıl takdir ediyorum? Aynen İbrahim'in şeriatını uyguladın. Yeni paracıklar gelecek mi bir müddet sonra? Sana para gelir de biri aklımı bulandırdı. Ben daha fazlasını veririm diye. Kimmiş o soyu bozuk? Kirkor Terzioğlu. Sordurdum, kapalı çarşı elindeymiş. O sümüklü mü? Kerzi kendi söküğünü dikemez canım. Nerede sana iplikçiden fazlasını verecek? Tanımam etmem o kişiyi. Kefil de olmam. Ama bir numarası olsa mutlaka tanırdım. Pek de sevişirdim. Yine de sen bilirsin tabii. Yok yok. Ben senden başkasıyla çalışmam. Canım. Böyle tatlı tatlı konuş canımı ye. Sana bir şey söyleyeceğim Can Polat. Islahat fermanından bu yana nerede görülmüş bir Ermeninin Yahudi'den daha fazla faiz verdiği? Bakma sen onun yıllarda falan yaşadığına. Elin şeccasıyla gerdeğe giren güvey değil gelin olur canım. İyi günler kuzu.